Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hanzade Survivor 2024 10 star'dan kimin eleneceğini bütün Türkiye'ye biraz sonra açıklayacak. Tabii ki kendi tahmini olarak. Buyursunlar. Yani bu düellolardan e, kim kalırsa hak etmeden kaldı demem asla. Yani kim kalırsa kalsın hak ederek kalmış olacak ama bence elenmeyi daha çok hak eden bir ikili var şimdi. Bu şeye baktığım zaman tabloya Özgür ve Poyraz'ın daha bu düelloda eğlenmeyi e, hak eden veya eğlenme olası olan isimler olduğunu düşünmüyorum. Hakan ve Sercan arasında geçsin isterim final en azından. Oradan da Hakan gider bence. Hakan gider diyorsunuz. Hazardım. Buyurun İhsan Bey. Valla hafta başından beri karşı geldiğim bir <laughs> e, pota pota en son giren adamla beraber tam da karşı bir pota <laughs> oldu. Yani gerçekten ben Özgür gibi bir yarışmacının bu potada ne işi var? Yani Poyraz'ın bu potada ne işi var? Özgür'ün bu potada ne işi var? Şimdi Poyraz kumpasa geldi. Yani potaya gelmedi kumpasa geldi. Poyraz'ı çektiler. Büyük böyle olta oltayla gelmedi. Şey A attılar böyle denize. Balina çünkü. Onu yakalamak için. Çünkü asla ve asla yazılmayacak bir adam. Asla ve asla potaya çıkmayacak bir adam potaya da çıkmayı hak etmeyen bir istatistikle oynadığı için bu adamı siz potaya çağırıyorsunuz da boş tereke gibi bir şeyler. Çağıranlar kimlerde? Hakan. Hakan çağırabilir. Zaten potada. Eyvallah. Sercan da potaya girdikten sonra babalar sözünü tutar gibi bir laflar yedirebilene. Yani Sercan da istese girmeyecekti potaya da potaya zaten girem Yani bakıyorsun kırmızı takıma kim yazılır? Herhalde Sercan yazılır diyorsun. Zaten potaya girecek olan isimlerden biri olduğu için o isimlerin insanları potaya çağırması çok normal. Ama mesela potaya girme ihtimali olup da potaya girmeyecek bazı isimler var. Mesela Poyraz'ı potaya çağıranlar. Hadi bakalım seni orada göreceğiz yani. Mesela Atakan. Hem bir resleşmesi oldu. Hem bir e, arada tartışmaları da oldu. Potaya çağırdılar. Bakalım potaya girebilecek mi giremeyecek mi? Tamam potaya çektiniz. Dün mesela Kırmızı'nın konseydi. Niye aynı şekilde konuşmadınız? Poyraz gireceğiz zaman delikanlılık, Poyraz gireceği zaman işte erkeklik şudur budur lafları dönüyor da sizin girebileceğiniz bir zaman niye bu laflar dönmüyor? Niye bir anda unutuyorsunuz da onları takımın en yüksek performanslı iki adamından hangisini seçsek durumuna düşüyorsunuz? Mesela bakıyorum hem sonradan geldiniz hem performansınız o isimler kadar iyi değil Özgür ve Yunus Emre kadar. Ama Yunus Emre mi girsin potaya Özgür mü girsin? Atakar'ın söylemesinden bahsetmiyorum çünkü o kaptan olarak hakkıdır söylemek. Ama takıma bakıyorum takım ikiye bölünmüş. Özgür mü girsin? İşte şey mi girsin? Yunus Emre mi girsin? Ya bakıyorum Yunus Emre takımın en tepesinde 61.46 ile oynuyor yüzde. Özgür de ondan sonra gele yüzde 56.52 ile oynuyor. Ve bu adamlar en başından beri oynuyor. Aralık bilmem ne de gittiler o takıma. Aralıktan beri oynuyorlar. Hadi Yunus Emre sonradan geldi. iki hafta sonradan geldi ama. Şimdi siz bu adamlardan hangisine karar veriyorsunuz? Enteresan geliyor bana. Ee, ama bazı isimlerin hiç potada ismi geçmiyor. Poyraz'ınki Poyraz'ın yanlışı. Ama Özgür'ün ki kendi yanlışını bilemiyorum. Çünkü Poyraz kendi bu tufaya geldi. Poyraz bu potaya girdi. Yani girmek istedi ve girdi. Girmeyebilir miydi? Girmeyebilirdi ama girdi. Bence bu potanın olması gereken, yani bu dönemde şöyle Nisan ayının başında birleşme öncesinde Hakan zaten giriyor mu potaya kardeşim? Hak ediyor mu? Şu an hak ediyor. Hak etmediği zamanlar oldu mu? Oldu. Ama bugün hak ediyor mu? Hak ediyor. O zaman öbür tarafta bakıyorsun Sercan hak ediyor mu? Hak ediyor. Yani baktığın zaman o takımın da sonucu Sercan. Bu iki arkadaşın yanına ...mutlaka ve mutlaka Yaman yazılmalıydı... ...ve Yaman'ın oralarda olması lazımdı... ...Yaman girmedi... ...ondan sonra bakıyorum... ...Kırmızı takımdan sonradan gelen... ...çok başarılı isimler olabilirler eskilerinde ama... ...hala tam ısınamadılar... ...Atakan, Hilmi Cem isimleri de geçebilirdi... ...çünkü... E, ...Özgür ve Yunus Emre'den daha az... ...takıma performans vermişler... ...ama ve lakin pota böyle oldu... ...artık ne olacak ne bitecek bunu konuşmamız lazım... ...madem öyle çok sert bir pota oldu... ...şimdi potaya baktığımız zaman... Foto tecrübesi olmayan bir isim var. O da Poyraz. Ama Hacun abinin anketi önümde. Hacun abi de anket yaptığımı milyonlar katılıyor. Böyle yüz binler, on binler değil yani. En az ben 2-3 milyon kişinin oy kullandığını düşünüyorum Acun abinin anketinde. Acun abinin anketine göre Poyraz %8 ile asla elenmez gözüküyor. Özgür %19 ile ikinci elenmez duruyor. Sercan %23 ile üçüncü. Hakan da %51 ile. Yani aslında tersten gidelim. Hakan %51 gider diyor insanlar. Yani 4 tane adayın içerisinde yarıdan çoğu Hakan'ın gitme ihtimalini düşünüyor ki ben de öyle düşünüyorum. Hakan niye bunu yaptı? Onu anlamış değilim. Belki de hani Yaman'a veya ona buna elenmek istememiştir. Hani büyük oynamıştır. Ha bir de buradan elenmezsem şanı yürür. Şampiyon olmuş gibi bir şey olur. Bu fotoda elenmesi Hakan. Ha elenirse de Hakan eğlenecekti zaten hani hepimiz gibi seyirciden normal karşılayacaktır bu durumda Zaten durum. öyle bir röportajı var diyor var ki var ben bu bir hafta sorayım. birini yersem bu babakolardan birini yersem misyonumu tamamlamış olurum diyor yani Yani evet mesela Hakan Hakan için olumlu olduğunu düşünelim bu haftanın Hakan hakikaten neredeyse yarışa şampiyon olacak yani Hakan Şu potadan çıksın şampiyon olacak Hakan bundan sonra birinci olmuş beşinci olmuş oralarda bile değil mi? Yani şu potadan çıkması bile çok büyük başarı olacaktır Zaten bir korkusalar salar yani düelloların adamı olacaktır ama kolay mı? Kolay değil. Halk gibi düşünüyorum ben de. Ben de %51'deyim halka gitme ihtimalini. E şimdi Sercan bugün eleştirdiğim bir yarışmacı. Bunu yapmasa eleştirmezdim. Ama bunu yapıyor. Bu görüntüyü gösteriyor bize. Mücadele etmiyor. Belki de düelloya çıkacak diye bir şeylerden kaçıyor ya. Burada eksi puan alıyor benden. Ha şimdi çıkacak. Sercan'ın da şu vitesi var. Hatırlarsınız 2020 yılında üst üste 8 dokunmazlık falan kazanmıştı. Birini kaybetti elendi. Yani 9'da 9 yapsa kafadan bir sürü insanı eleyip öyle devam edecekti. Yani o vitese takarsa Sercan çünkü futbolcuya, milli bir futbolcu antrenman eşiği oraya gelirse Sercan'ın tutabilen aşk olsun. E son dönem performansı çok da yükseldi. Bakıyorum. Hani parkurlarda 5'te 5'ler, 4'te 4'ler Sercan 4'te 0'lardan geliyor buraya. Yani Sercan 3 aydır orada her gün antrenman yapıyor. İsteksiz bir futbolcu gibi aslında. Hani antrenmana çıkmak zorunda olan futbolcu vardır, yeteneklidir. Ama <laughs> antrenman çıktıkça da çok iyi futbol oynamaya başlar ya. Sercan'da aynen bu durum söz konusu. Sercan her gün kilo verdi biraz da yarışmak durumunda kaldı ve şu an antrenman eşiği çok yükseldiği için Sercan'ın e, isterse düellolarda çok başarılı olabileceği bir dönem var. Ama o döneme geldik mi gelmedik mi onu göreceğiz. Çünkü bayağıdır da şeye çıkmıyor, çıkmıyor. Ben bu potadan mesela Murat abiye hiç katılmıyorum. Özgür eledi. Bana bir kişi söyle Poyraz'dan bile önce Özgür elemez diyorum. Mesela halk %8 Poyraz, %19'u Özgür demiş. Ben tam tersi olduğunu düşünüyorum bu fotodan biri elenmeyecekse o kişi özgür olur. Hı hı. Çünkü özgürüm ben. Evet yavaş bir yarışmacı ama düello <laughs> için yaratılmış olduğunu düşünüyorum. Düelloları hatta yeni bir kural geliyor bu hafta. Sizinle de zaten hafta başında bunu konuşmuştuk, ısrar etmiştik. Nedir o? İki tane atış hakkı. İki tane atış hakkını kim seçecek? Zaten Özgür seçecek. En tepedeki adam. Özgür Hakan'ı kaybetti mi? Karşısına Sercan ve Poyraz'dan biri mi gelecek? Yine Özgür seçecek atışı. Hem böyle bir şey var, avantajı var elinde. Hem de Özgür gibi Atış kontrolü, atış şekli çok iyi bir yarışmacının e, finallerde ben kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Kolay kolay eleneceğini düşünmüyorum. Hatta bu sistemle Özgür finale bile göz kırpıyor aslında. Çünkü Özgür'ün gelecek kısa bir parkur. En fazla 2-3 saniye fark yiyecek. En fazla o da gelecek ilk atış istediği bir atış olacak. İstediği atışta Batuhan gibi hızlı bir yarışmacı bile 2-0'dan elde unutmayalım Özgür'ün. Gelecek iyi atışını da bitirdi mi? Bir de ikinci atış var ya. Yani oyun tamamen Özgür için dizayn edilmiş şu an. Yani özgür tipinde bir yarışmacının ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ya Hakan için de avantajdır ama e, bu potayı da yani üzülerek söylüyorum ama herhalde bu potadan Hakan edinecek. Keşke böyle bir pota yapmasaydı. Keşke daha hak edenler de girseydi potaya. Yani hak etmen isimlerle orada mücadele etmek kolay olmayacak Hakan için. Evet ben de şöyle yorumlamak istiyorum. Ya yani Ben bir izleyici gözüyle bakıyorum. Çok keyifli izleyeceğim bir duello Bence Survivor'da olması gereken düellolardan bir tanesi. Bundan sonra ben böyle bir düelloyu izlemeyi de yine sabırsızlıkla Bekliyorum. Yarışmacıların birbirlerine meydan okuması, restleşmesi benim şahsen hoşuma gidiyor. Hak ediyor, hak etmiyor kısmında değilim. Çünkü bu zamana kadar hak etmeyen çok isimler girdi potoya. Bundan sonra da hak etmeyenler girebilir ama dört tane yarışmacının sokulduğu, hepsinin birbiriyle mücadele ettiği, çift atışın atıldığı bir ortamda zaten iyi olan ve gerçekten hak etmeyen adam gitmez. Evet. Gitmeyeceği için de kim düelloya girerse girsin, aa o hak etmemişti diyemem, o hafta elenmez, öbürsü, öbürsü hafta elenebilir. O yüzden ben bir izleyici olarak bu düellodan çok memnunum. Şimdi geleceğim düello eşleşmelerine. Bir kere, Hakan neden mutlu olmadı? Özgür'le eşleştiğinden. Şöyle ki, Hakan'ı düellolarda var eden şey nedir? Aslında ağır olması ama yanındaki yarışmacılara göre nispeten atışlarının iyi olması. Hakan bundan besleniyor. Ama öyle bir rakiple eşleşti ki o da ağır ama atışları Hakan'dan daha iyi. Şimdi Hakan'ın istemeyeceği bir rakip bu. Hakan çünkü olayı atışta bitiriyor. Hakan için hız problem değil. Ama atış ciddi bir problem. O yüzden özgür kadar da iyi atış atabilen bir adam ben bu survivor'da görmedim haftanın başından beri ondan önceki haftadan beri söylüyoruz. Adam mükemmel atıyor kardeşim. Adam mükemmel atıyor ya. Hani bunu artık bakın açın açın izleyin yani. O yüzden ben Özgür'ün burada Hakan'a kaybedeceğini düşünmüyorum. Özgür Hakan mücadelesinde Özgür kazanır diyorum ben. Hakan bir alt düşer. Geleceğim Sercan Yiğit Poyraz başına. Acayip bir maç bak. Çok güzel bir maç yani. Hakikaten bu akşam Survivor izleyenler bu maçı kaçırmasınlar. Özgür Hakan mücadelesi de çok iyi mücadele. Sercan Yıldırım Yiğit Poyraz mücadelesine geliyorum. Burada Dana'nın kuyruğu kopar. Çünkü bu ikili iki haftadır restleşiyor arkadaşlar. Sen beni yeneceğim, ben seni hoplatacağım, ben seni zıplatacağım. Sen onu alacaksın, ben bunu alacağım... Ben bu maça final mücadelesi gibi bakarım. Yani benim için bu bir çeyrek final mücadelesidir yani. Hangi yarışmacı daha iyi, hangi yarışmacı geri planda kalıyor. Ha şimdi çok kafa kafaya bir mücadele. İnanın bana banko şudur, banko budur diyemem. Bana sorarsanız şu anki düellolarda en atik, en ağır, tok yarışmacı Yiğit Poyraz. Ki tanıtımda izledim bir iki sahnesini. Hani innete innete geliyor. Ama en profesyonel de Sercan Yıldırım. Hayatı boyunca idman yemiş bir adam var abi burada. Bu adam boşu boşuna girmez. Bakın Sercan Yıldırım'da çekinceler var. Mesela resleşmelerde bakıyorsun bir adım geriden geliyor. Tam kartları açık oynamıyor ama final maçına çıktığı zaman o da final oynamasını çok iyi bilir. O yüzden bu ikili mücadele içerisinde ben Sercan Yıldırım'ın Yiğit Poyraz'ı yeneceğini düşünüyorum. Ve Yiğit Poyraz da kendini bir alt tura atacaktır. Ve Hakan Atipoğlu'yla eşleşecektir. Hakan da şanına yakışır bir vedayla. <gülüyor> yani, <gülüyor> Yiğit hani, bu zamana kadar istediğim buydu benim kardeşim evet. diyerek. Çok teşekkür ederim Yiğit Poyraz'cığım beni ne güzel eledin. Gel seni iki yanağından öpeyim diyerek. Onu öperek alıp e, kızı Lila'ya buradan öpücükler göndererek falan filan. Böyle hüzünlü bir vedayla bizlere eşlik edecek tir diyorum. Ama bunların hepsi birer... Evet. Tamam. Yani tutar, tutmaz bilemem ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ki biz bu akşam çok keyifli düello mücadeleleri izleyeceğiz. Hak eden kazansın. Yani hak eden kalsın. Hak eden kalsın diyoruz. Efendim eklemek istediğiniz Vallahi yok güzel ama yani gerçekten bu senenin en iyi düellosu yani. En en iyi yani. Açık ara en iyi. Haftaya da yine erkek erkekler ya yine güzel aynı bir güzel olur belki haftaya da. Olabilir tabi Haftaya da ne olacağı belli olmaz da bu şimdi bir resleşmeler olduğu bir hikayesi var yani bir de düellonun. Bir de yani bakıyorsun bakıyorsun Survivor'a kan kaybettirecek bir düello. Yani dördü de Her erken, evet. dördü de Survivor'da görmek, izlemek istediğimiz yarışmacılar. Gerçekten yani bugün Hakan elenir diyoruz veya işte sen Özgür elenir dedin. Ben ikisinin de elenmesini istemiyorum aslında. Canı gönülden de istemiyorum. Ama yani şimdi ne olacak? Sercan veya Poyraz mı elensin? Onları da istemiyorum. Enteresan bir şey. Yani İstik burada aslında şöyle. Kim isterdiniz? Kimi Yaman. Yani isterdi? Yaman. Çünkü Yaman son zamanlarda Survivor'a çok bir şey de katamıyor. Bir Geri eteğin kaldı. Eline eteğini çekti. Hani bir... Aday da olmuyor. <laughs> aday da olmuyor. Yani şu ama şöyle. Hani Yaman'dan sonra da hani çok net isimler say der misin? Bak şöyle sayarım. Sercan derim ben. Şimdi ben kesinlikle Sercan demem. Mesela. Kusura bakmayın ben Sercan hayır, demem. Hayır, Hakan Sercan, Sercan gibi de da ben mesela hayır Sercan. Hayır Sercan. Sercan gibi performansıyla Survivor'a damga vurmuş bir adamın artık yolun yarısı tamamlandıktan sonra neden biz Sercan'ı bu Survivor'da görmek istemeyelim ki? Adam zaten şu anda onun konuşacağı zaman geldi ya. Ya şu an artık Sercan'ın zamanı geldi yani. Kolu nedir? Şimdi Sercan 33 Ama Hakan'la unutma ki <laughs> kolu Hakan da, da her zaman Hakan olarak orada yani. Hayır. Sayı e, tabii ki. Ben zaten i̇stek şöyle söyleyeyim. Diyorum işte, Şimdi, i̇stek diyorum Şimdi Ben açıkçası e, yaşça büyük insanları Survivor'da izlemekten çok keyif alıyorum. Bunu her zaman dile getirdim. Ben yani, de gidiyorum. Efendim? Ben keyif al diye ben gideyim. Ya Sen de gitsen çok memnun olurum aslında ama yani orada zaten hani ya inanılmaz ya yani yani, yani 50 yaşında abi, Bozok 50 yaşındaydı. Özgür 50 yaşında ya. 50 yaşında abi bu adam 20-25'lik çocuklarla maç yapıyor ya. Evet. Ve şey değil. Bakın. Bak. Halı sahada 50 yaşında adamın 25'lik çocuklarla oynaması bambaşkadır. Survivor'da oynaması bambaşkadır. Halı sahada kendini saklarsın. İdare edersin. Defans yaparsın. Top çevirirsin. Tekniğini konuşturursun. Ama Özgür... Aynı Yiğit Poyraz gibi, aynı okay. Batuhan gibi mecburen o parkuru aynı onlar kadar başından sonuna kadar tamamlamak zorunda, kaçamaz. Nereye kaçacak? Arkadan geliyor, tecrübesiyle atışları bitiriyor. O yüzden ben bu bütün yarışmacıların burada durmasını istiyorum. Ha bana bak ben şu gruptan önce benim sayacak isimlerimi ben söyleyeyim. Ben Yaman'ı bunun içine koyarım, Yasin'i bunun içine koyarım, Furkan'ı bunun içine koyarım benim için yani bu yarışmacılardan önce diyorum ben. Ha Sercan Yıldırım'ı koymam sebebi de şu. Çünkü Sercan'ın zamanı geldi. Artık Sercan'ın zamanı geldi. Bence bundan sonra da Sercan Yıldırım'ı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Efendim bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı.